Ali Kara Hasanoğlu 13 Eylül 2022 tarihli köşe yazısı Emperyalizmin Türkiye şubesinde ABD'de yeni dava yolda başlığı Tunç Soyer İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü sebebiyle Yunan'ın adını ağzına almadan emperyalistlere bir Osmanlıya üç laf etmiştir. CHP zihniyeti o konuşmaya alkış tuttu. Peki CHP zihniyeti emperyalistlere karşı olma konusunda samimi mi? Buyurun test edelim. Üzerinden yıllar, aylar, haftalar geçmedi. Bir gün sonrasında Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber. ABD'de yeni dava yolda. Dersiniz ki ABD'nin sesi logosuyla çıkan bir gazetede yayınlanıyor bu haber. O kadar yanlı, o kadar tarafgir, o kadar ön yargılı. O kadar uşaklığı kabul eden bir ifadeyle ABD'nin borazanlığı yapılıyor. Peki neymiş ABD'de yeni dava. Büyükelçi Mercan ve bir Türk'ün adı dosyaya girmişmiş. Bir yolsuzluk varmış. Sanırsınız ki savcılıkta bir tespit yapmış. Hakim de bir karar vermiş. Karar vermemiş olsa bile hakimin de bu yönde bir tespiti olmuş. Hiçbir şey yok. Birinci sayfalarında dolandırıcının adını hiç yazmamışlar. Büyükelçi Murat Mercan'ın ismini ise dört defa tekrarlamışlar bir de Murat Mercan fotoğrafı kullanmışlar. Onların birinci sayfada gizledikleri esas şikayetçi olunan kişilerse kendisini NATO'da görevli albay olarak tanıtan Güven Acarer ve ABD vatandaşı Debbie Cross. Diyeceksiniz ki Murat Mercan'a nasıl geldi iş? ABD'nin gönüllü uçaklığını yaparsanız konuyu Murat Mercan'a da getirirsiniz, Fatih Sultan Mehmet'e bile getirirsiniz.'' Maksat ABD uşaklığı yapmak. Güven Acerer isimli kişi kendisini albay olarak tanıtıyor. Buradaki uşaklarının ABD şöyle gelişmiş devlet, böyle büyük devlet diye öve öve bitiremedikleri ülkedeki koca koca şirketler, gerçekten bu adam albay mı diye küçücük bir araştırma yapmadan, ABD'de yerleşik Debbie Cross'a milyon dolarları peşin peşin veriyorlar. Derdi de bizim Cumhuriyet Gazetesi'nin barışına düşüyor. Barış Terkoğlu diyor ki, ABD'deki davada yine Türk görevliler. Hainsiniz, ABD uşağısınız. Emperyalizmin Türkiye'deki kolusunuz. Dolandırılanlar ABD'de. Dolandıranlar ABD'de. Paraları cukka edenler ABD'de. İşi çözmek Türkiye'deki uşaklarına düşüyor. Onlar da olayla gerçekten ilintili kişiler değil. Sırf AK Parti'de bir dönem milletvekilliği yaptığı için Büyükelçi olarak şu an görev yapan Murat Mercan'ı olayın içine katıyorlar. Murat Mercan ne yapmış? Kendisini Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak mı tanıtmış? Yoksa satılacak malların tek sahibi olarak mı? E şıkkı. Hiçbirisi. Murat Mercan'la üçkağıtçılıkla suçlanan kişinin kamuya açık bir resmi toplantıda çekilmiş bir kare fotoğrafı varmış. İşte o fotoğraf milyon dolarlık dolandırıcılıkta Murat Mercan'ın da isminin dosyaya girmesine sebep olmuş. Barış Terkoğlu da biz yalan demeyiz, iftira edemeyiz. Türkiye'de böyle yalanlar için tazminat ödenmez. İftirayı atarız, iftira atılanların kendilerini temizlemesini bekleriz demiş. Sanki Murat Mercan o dolandırıcılıkta rol almış gibi ahlaksızca yalanı uydurmuş. Şimdi bu Cumhuriyet Gazetesi'nin yöneticilerinde minnacık bir Türkiye sevdası olduğunu söyleyebilir misiniz? Emperyalizmin karşıtlığı söylemine inanabilir misiniz? ABD'den daha ABD'li, emperyalisten daha fazla ona sahip çıkan bir yayın anlayışı. Türkiye'yi Büyükelçisi ile suçlamaya kalkan ahlaksızca bir saldırıya, Türkiye'de yayınlanan bir gazetenin çanak tutması. Ama Cumhuriyet gazetesindeki bu Türkiye karşıtlığı tek bir haberle sınırlı değil. Okulların açılmasını vesile edinip bir karikatür yayınlamışlar. Karikatürde iki öğrenci yan yana oturuyor. Arkasındaysa karanlık adamlar. İki öğrenci birbirine sınıflar ne kalabalıkmış diyor. Arkasındaki karanlık tiplerden birisinin ise başında tekke var. Düşmanlığı görüyor musunuz? Dindar insanlara yapılan hakareti görüyor musunuz?'' Sen alınganlık yapmışsın, o belki de Musevi takkesidir diyenlere hatırlatayım. Haberin metninde de şunlar yazılı. Öğrenci, deli ve öğretmenleri tartışmalı müfredat, zorunlu seçmeli din dersleri, tarikatçılarla yapılan işbirlikleri, şaibeli sınavlar, beslenme ve ulaşım sorunları bekliyor. Seçmeli din dersine karşı çıkıyorlar. Altına çizdikleri karikatürde ise tekkeli bir kişiyi, karanlık bir adam olarak resmediyorlar. Ben de diyorum ki tarikatçılar dedikleri Anadolu Gençlik Derneği mi? Çünkü onlar da Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaşmalı okullarda etkinlikler düzenliyorlar. Birçok defasında isimleri verilerek daha önce hedef seçildiler. Şimdi okulların açılmasıyla birlikte yine Anadolu Gençlik Derneği mi Cumhuriyet gazetesinde hedef alınıyor. Yine takkeli olarak çizilen karanlık adamdan kasıt Acaba Temel Karamolluoğlu mu? Öyle ya. Okullardaki mevcut din derslerinin bile yeterli olmadığını söyleyen Temel Karamolluoğlu niye hedef alınmasın ki? Tam bu noktada çelişki de karşımıza çıkıyor. Bir yandan CHP'nin helalleşme çağrılarına kefil olan Temel Karamolluoğlu, bir yandan da CHP'nin yarı resmi gazetesi konumundaki Cumhuriyet'te seçmeli din dersinden olan rahatsızlığın ifade edilmesi okullarda manevi eğitime önem veriliyor olmasına karşı çıkış, hatta takkelilerin karanlık işler çevirdiğini iddia edecek kadar da dindar insanlara saldırılar. Hadi bakalım Temel Bey, sandık önümüze gelmeden kefaletini bir konuştursun, bir yorum yapsın şu çizime, bir yorum yapsın bu söyleme. Nasıl izah edecekse izah etsin, Cumhuriyet'in bu hakaretlerini. Cumhuriyette dindar insanlara saygısızlık bitti mi? Bitmedi. Diyanet İşleri Başkanlığında şu an görevli olan Burhan İşliyene Taliban zihniyeti diyerek saldırıyor. Diyanet İşleri Başkanı sıfatıyla görev yaparken iftiralarla saldırdıkları Mehmet Görmez'i şimdi görevde olmaması sebebiyle hedeflerinden çıkarmış olmalılar ki bir sohbetini çarpıtıp örtünme töreseldir başlığı atmışlar. Haberin devamındaki tam cümleyi okuyorsunuz. Erkeği kayıran diye başlıyor. Anlıyorsunuz ki örtünmeden değil Erkeği kayıran örtünmeden bahsediliyor. Olsun, cumhuriyet bu. Çarpıtmayı yapacak. Görevdeyken saldırdığı isimlere, görevden ayrıldıktan sonra dindarlarla arasını nasıl açarız diye sözlerini çarpıtacak. Temel abimiz de kendilerine kefil olacak. Bakalım nereye kadar?